Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya kampımızın 19. günündeyiz ve 19. günde 10. sınıfın 1. ünitesini tamamen bitiriyoruz ve bu dersimizde kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yani tepkimelerle ilgili hesaplamaları inceleyeceğiz diyerek şöyle dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle kimyasal tepkimelerde hesaplamalardan şu ana kadar çıkmış soru yüzdesi %2,5 yani şu ana kadar bir tane soru çıktı. Bir tane tepkime verdi işte maddelerin kütlelerini verdi ve ürünlerden bir maddenin işte kütlesini sordu ya da mol sayısını sordu. Biz basit diyebileceğimiz temel bir soru çıktı. Şimdi öncelikle tepkimelerde hesaplamalara başlamadan önce bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Şimdi bir tepkime ile ilgili hesaplama yapabilmemiz için öncelikle mutlaka tepkimenin bize verilmiş olması lazım. Tepkime verildikten sonra şunu da kontrol etmem lazım. Tepkime denkleştirilmiş mi? Genellikle eşitlenmiş bir şekilde, denkleştirilmiş bir şekilde verilir. İşte katsayıları işte başında yazar. Eğer yazılmamışsa bunu da mutlaka denkleştiriyorsunuz. Şöyle fiziksel hallerini de falan göz önünde bulunduruyorsunuz. Eğer ki soruda kütle geçişi falan varsa parantez içerisinde size şöyle işte hidrojen 1, karbon 2, oksijen 16 gibi değerler verir ya da hidrojen 1 gram bölü mol, karbon 12 gram bölü mol gibi değerler verir. Bu da onun mol kütlesidir. Yani karbonun 1 molün kütlesi, oksijenin 1 molün kütlesi. Onu da soruda kullanman için sana verir. Şimdi hangi tepkime olursa olsun sana tek bir madde ile ilgili bilgi verir genellikle. Bir tane mesela CH4 maddesinin sana ya kütlesini verir, kütle M, ya hacmini verir ve ya da tanecik sayısını verir. O da N. Der ki 15 gram işte 16 gram CH4 ile başlatılan tepkime veya der ki 11,2 litre CH4 kız veya der ki işte 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane CH4 işte gaz molekülü der. Sana ne verirse versin önce molünü bulman gerekir. Tamam. Hangi madde CH4 ile ilgili verebilir O2 ile ilgili CO2 yani o tepkimedeki herhangi madde ile ilgili hangi bilgiyi verirse versin önce molünü buluyorsun. E nasıl molünü bulacağım? Eğer kütle vermişse yani m değerini vermişse n eşittir m bölü m a'dan mole geçiyorsun. Bildiğiniz gibi molü n ile gösteriyoruz. Kütle verdiyse mol kütlesine bölüyorsun. Mesela CH4'ün kütlesini verdi. Buradaki değerlerden mol kütlesini hemen hesaplıyorsun. M'i MA'ya bölüp molünü buluyorsun. Yoksa hacmini verdiyse normal koşullarda hacim verdiyse n eşittir. V bölü 22,4'ü kullanarak hacme geçiyorsun. Çünkü biliyorsun ki normal koşullarda gazlar 1 molü 22,4 litre yer kaplar. O zaman verdiği hacmi 22,4'e bölersem kaç mol olduğunu bulurum. Çok az da olsa tanecik sayısını verir. Tanecik sayısını verirse eğer n eşittir n bölü na'dan da yine mole geçiyorsun. Kütle hacim tanecik hangisini verirse versin oradan mole geçiyorsun. n değeri sana verir işte der ki 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. NA'yı zaten biliyoruz ya da parantez içerisinde verir. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Yani Avogadro sayısı. Yani N bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi sonuç olarak mol sayısını bulduktan sonra örneğin CH4 ile ilgili bilgiler verdi. Sen burada hesapladın ve buldun. Atıyorum 2 mol buldun. Sonra sana der ki işte CO2'nin kütlesi kaç? CO2'nin hacmi kaç? Veya H2O'nun tanecik sayısı kaç? Gibi sorular sorar. Önce verilen maddeden istenen maddeye geçiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Burada katsayı mol oranını kullanarak. Kat sayılar zaten şu yazan sayılar. Kat sayılarla mol doğru orantılıdır kütlenin korunumu kanunundan hareketle. Yani bir kat sayısına 2 mol harcanmışsa iki kat sayısına tam tamına 4 mol harcanmıştır. 1'e 2 harcanmışsa 1'e tam tamına 2 mol oluşmuştur. 2'ye 4 mol oluşmuştur diyoruz. Tamam Yok 1'e 3 mol oluşmuş olsaydı 2'ye 6 mol oluşmuş diyecekti. Tamam. Kat sayıyla mol doğru orantılıdır katsayıyla gazlar için bak sadece gazlar için hacim de doğru Örneğin bir katsayısını atıyorum. Bu 20 litre ise bu iki katsayısına 40 litredir. Bu bir katsayısına 20 litredir ama bu iki katsayısına 40 litredir diyemem. Neden? Çünkü bu sıvı. Bak diğerleri gazlı. Gazlar için katsayıyla hacim de doğru Çünkü molle katsayı doğru orantılı olduğu için otomatikmen katsayıyla hacim de doğru gazlar için. Tamam mı? Ama katılar için, sıda, suda için, sıvı için bu geçerli değil. Daha sonra istenen maddenin molünü buldun mu katsayı mol oranında? Sonra sana kütle diyorsa yine n eşittir m bölü ma. Hacim diyorsa n eşittir v bölü 22,4. Tancık diyorsa n eşittir n bölü na'dan o maddeye geçiyorsun ve soruyu aslında bitirmiş oluyorsun. Tamam. Ana mantık bu. Ana çerçeve bu. Şimdi örnek sorularla pekiştirelim. Yukarıdaki tepkimi artansız. Ya hiçbir madde artmıyor diyor. Gerçekleşmesiyle 8,8 gram karbondioksit elde edilmiştir. Buna göre bazı sorular soruyor. Bak bir tane madde ile ilgili bilgi vermiş. Hemen ne yapacağım? Molüne geçeceğim. Kütle vermiş. NH'ler en bölü MA. M'i 8,8 vermiş. MA'sını da hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağım? Bak şurada verdiği bilgilerden. Bir tane karbon var 12. Artı. İki tane oksijen var 16 çarpı 2'den. 12. Artı 16 çarpı 2. 32. 12 daha 44. Bak 8,8 bölü 44. 8,8'i 44'e böl 0,2. Getirip CO2'nin altına şöyle yazıyorum. Diyorum ki 0,2 mol. Bak bir tane maddenin molünü bulduğun zaman yeterli zaten. Şimdi mesela bakalım A şıkkı için. Kaç gram C4H8? 4 kat sayısına 0,2 mol ise 1 kat sayısına kaç moldür diyoruz. Doğru orantılı. Şöyle yapalım mesela şöyle pratik. Bak 2 4'ün yarısı yarısından bir virgül geri gelmiş. 1'in yarısı 0,5 bir virgül daha geri git 0,05 mol demek ki oluşmuş. Bak C4H8'in katsayı mol oranıyla molünü buldum. Peki kütleyi soruyor. En eşittir M bölü MA'dan 0,05 eşittir. M bölü MA'sı kaç C4H8'in? 4 tane karbon 12 çarpı 4'ten 48. Hidrojen de 8. 56. 56. M buradan 56 çarpı 0,05. Şimdi 56'yı sadece 0.5 ile çarpsam yarısı olan 28 olacak. Bir virgül daha geri gel. Demek ki 2.8 gram C4H8 kullanılmış. Peki B şıkkı. Normal koşullarda kaç litre O2 gazı harcanmıştır? Şimdi bak 4'e 0.2 ise bak yarısından bir virgül geri. 6'dan o zaman yarısı kaç? 3. Bir virgül geri gel. 0.3. Demek ki oksijenden 0.3 mol harcanmış. E normal koşullarda o zaman ne diyorum? N eşittir V bölü 22,4'ü kullanacağım. Yani 0.3 eşittir. 0.3. V bölü 22,4. Buradan da V eşittir 0,3 çarpı 22,4. 22,4'ü 3 ile çarpsak 67,2 bir geri gel 6,72 litre oksijen harcanmıştır diyorum. Peki C şıkkı için kaç tane H2O sıvısı var? 4 kat sayısına 0,2 mol 4 kat sayısına bu da 0,2 mol. Bak kaç tane H2O sıvısı var? 0,2 mol. Kaç tane? Bak 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman 0,2 mol. 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 0,2 nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyelim. 2 ile 6,02'yi çarparsam 12,04 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile 23, 22 oldu. 1 virgül geri gelsem 1,204 çarpı ne demem gerekiyor burada? 1,204'ü bir 10 çarpsam tekrar o zaman 10 üzeri 23 tane diyorum. Tamam. Virgül sola giderken üst 1 artıyordu. Aynen. Yani böyle direkt de bırakabilirsiniz. 0,2 na da diyebilirdik bu arada. Şöyle desek de doğru. 0,2 çarpı na tane. Tamam. Çünkü 1 mol bu kadarsa 0,2 mol ne kadarı soruyor. Bu şekilde örneğin tam klasik, net anlaşılması için örnek güzel bir soruydu. Peki sınırlayıcı bileşen hesapları. Şimdi bir tepkime de her zaman tüm maddeler tamamen harcanmak zorunda değil. Bir tane madde harcamış diğerinden artmış olabilir. Şimdi bu tür tepkimelerde bakın artan maddesi olan tepkimelerde giren madde mesela iki madde tepkimeye girdi. Üç maddeye tepkimeye girdi. Giren maddelerden birisi bitinceye kadar tepkime devam ediyor. Birisi bittikten sonra artık daha tepkime devam edemez ki diğerlerinden olsa bile. Çünkü daha bitmiş maddeden yok sonuçta. Dolayısıyla işte burada tepkime tamamen biten madde kimse biz o madde sınırlayıcı bileşen deriz. Sınırlayıcı bileşen. Diğer maddeye de gerek yok ama artan madde deriz. Mesela ama hangisi sınırlayıcı hangisi artan bunu nasıl anlayacağız? sınırlayıcı bileşeni nasıl bulacağız? Bakın şimdi. Örnek bir soru. 8 mol H2 gazıyla 12 mol O2 gazı kullanılarak tam verimle. Tam verimle demek hepsinin bittiği tepkimeler değildir. En az bir maddenin tam olarak harcandığı tepkimeye tam verimli tepkime denir. Tekrar ediyorum. Tepkimeye giren maddelerden en az birini, bir tanesi bile tam harcandıysa bu tepkime tam verimlidir. Ha iki tanesi tam harcandı, hepsi tam harcandı o da tam verimli. Ama en az bir tanesi tam harcanmışsa o tam verimli tepkimedir. H2O gazı elde edilmişti buna göre. Şimdi normal tepkime yazılı bu tepkime bu soruda tepkime yazılmamış. O zaman tepkimeyi yazmamız lazım. Tepkime ne diyor? H2 ile O2 kullanılarak ne elde etmiş? H2. Peki tepkime yazdık ama denk mi değil? O2'nin katsayısı burada ne olması gerekiyor? 1 bölü 2. 2 hidrojen var. 1 oksijen, 2 hidrojen, 1 oksijen. Tamam. Tepkimeyi yazdık. Şimdi H2'den ne kadar var şu maddeden? 8 mol. 8 mol. Oksijenden 12 mol. Şöyle yazsak daha iyi görürüz bence. Şöyle yapalım. Buradaki katsayıları sayıları bir de 2 ile çarpalım. Şu 1 bölü 2'den kurtulalım. H2 1 de 2 ile çarptım 2 oldu. Bu 1 bölü 2'yi de 2 ile çarptım 1 oldu. 1 de 2 oldu değil mi? 4 hidrojen. 4 hidrojen 2 oksijen 2 oksijen eşit. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Sınırlayıcı bileşeni nasıl bulacağım? Yani hidrojen mi tamamen harcanacak? Oksijen mi tamamen harcanacak? Bak kat sayı mol oranına bakıyorum. 8 2'nin kaç katı? 4 katı değil mi? 2 kere 4 8. 12 birin kaç katı? 12 katı. Değil mi? Burada küçük olan kimse şu katlardan 4, 12 küçük olan kimse o madde sınırlayıcı bileşendir. Yani burada H2 sınırlayıcı bileşendir. Neden sınırlayıcı bileşendir? Çünkü bakın bir kat sayısına 12 mol harcanıyorsa harcanabilmesi için iki kat sayısına 24 mole ihtiyaç vardır kat sayı mol oranına göre. E, 2'nin 24 katı 48 mol var mı 48 mol? Yok. O zaman O2 tamamen bitemez. Burada mecburen hidrojen tamamen bitmek zorundadır. Hidrojen bu sebeple sınırlayıcı bileşendir. Sınırlayıcı bileşen H2'dir. Hidrojendir. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın başlangıçta bu değerler var. Bunlar başlangıç değerleri. Değişime bakalım. Değişim şöyle olmak zorunda. Hidrojen 2'nin 4 katı 8 mol tamamen harcanacak. Bu 4 katı harcanıyorsa bu da 4 katı. O zaman 1'in 4 katı. Bu da 4 mol harcanacak. Bu da 4 katı olan başlangıçta hiç yoktu. 2'nin 4 katı 8 mol oluşacak. Yani sınırlayıcı bileşen kaç katsa diğerleri de o kadar kat. 2 kere 4 8. 1 kere 4 4. 2 kere 4 8. E sonuç olarak bakın hidrojenden H2'den 8 vardı. 8 de harcandı. Hiç artma yaşanmadı. Zaten tamamen biten madde sınırlayıcı bileşendi. Ama O2 artan madde. 12'den 4 çıktı. Demek ki 8 mol O2 arttı. Hangi madden kaç mol artar? 8 mol oksijen artar. Sorsaydı da 8 mol su oluşmuş olacaktı. Tamam. Hatta kütlesini sorabilir gibi. Dolayısıyla bu şekilde sınırlayıcı bileşen hesaplarını bu şekilde yaklaşıyoruz. Ama sana doğrudan mol vermez. Mesela birini gram verir, birinin hacmini verir. Bu şekilde de sorabilir. Mesela bu Diyor ki C3H8 10 mol O2 gaz karışımının yanması sonucu. Yani bu C3H8 oksijenle yakıyor. Burada tepkimeyi de yine yazmamız gerekiyor. C3H8 oksijenle yandığı zaman yani organik bileşik yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Yani karbon hidrojenli bileşik yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. 3 karbon var. Denkleştirmemiz lazım. 3 karbon. 8 hidrojen var. 4 ile çarptım. 3 kere 2 6. 4 daha 10. O zaman burayı da 5 çarptım. Şimdi 132 gram C3H8. Bunun önce bir molünü bulalım. N eşittir. 132 bölü. Burada C3H8'in eması 12, 24, 36, 8 da 44. 132'yi 44'e bölersek kaç gelir? 3 mol. Şimdi başlangıç diyelim. Bu 3 mol vardı. Oksijende 10 mol var. Bakın kaç katı olduğuna bakıyorum. Kaç katı? 3 katı. Kaç katı? 2 katı. Bak küçük olan burada sınırlayıcı bileşendir. Yani 5'in 2 katı 10. Şimdi bu sınırlayıcı bileşen olsa 1'in 3 katı 3 mol. O zaman bu da 5'in 3 katı 15 mol harcanması gerekirdi. Yani lazımdı. Var mı 15 mol? Yok. Olmayan bir şey harcanabilir mi? Hayır. Küçük olan burada O2 sınırlayıcı bileşendir. O zaman hesaplamaları bu 2 kata göre yapıyorum. O zaman diyorum ki Oksijen tamamen harcanacak ya. Bu sınırlayıcı bileşen artık. 5'in 2 katı 10. O zaman değişim şöyle yaşanacak. Bu 10 mol harcanır. 5'e 10 mol harcanıyorsa 1'e 2 mol harcanacak. Yani 2 kat. Burada hepsinde 2 kat. 3'ün 2 başlangıçta yok. 3'ün 2 katı 6 mol oluşacak. 4'ün 2 katı 8 mol oluşacak. Ve son durumda son durumda C3H8 3 vardı 2'si harcandı 1 mol kalacak. 1 mol artacak. O ikiden hiç yok. Bu zaten 6 mol oluşmuştu. Bu da 8 mol oluşmuştu. Son durumda. Şimdi kaç mol karbondioksit elde edilebilir? Burada maksimum 6 mol karbondioksit elde edilebilir. Tepkime sonunda oluşan su kaç gramdır? 8 mol kaç gramdır ona bakacağız. N eşittir En bölü MA'sı kaç suyun? 18. Bakın şunu da söyleyeyim. Bu hatayı yapmıyorsunuzdur muhtemelen ama. Şimdi suyun MA'sını hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? 2 tane hidrojen var. 1 artı 2'den 2. Oksijen de 16, 18 diyoruz. Burada olduğu gibi. Ya gidip de şuradaki 4 ile çarpmayın suyun ünlemasını hesaplarken. Yani suyun 1 mol'ü 18 gramdır. İstersem kas sayısını 4000 yazayım. Bu fark etmez. Yani burada kastedil sayı değil. Sadece şurayı. Madde neyse oradaki sayılara göre yazıyorsun. Gidip kas çarparak mol kütlesi ema hesaplamayın sakın. Böyle bir hataya düşmeyin tamam. Buradaki maddemizin eması neyse onu yazıyorum. Tamam haşik yok. Gidip 4 ile çarpma falan böyle bir şey yok. Çünkü ben bu tepkimi istesem 2 ile genişledim. 8 de yazabilirdim buraya. Buradaki kas sayılar mol anlamına gelmiyor. Peki. 8 ile 18'i çarpalım. 8 kere 8, 64, 6. 8, 6 da 14. 144 gram. B'nin cevabı 144 gram. Tepkime de hangi maddeden kaç gram artar? Tepkimede de 1 mol C3H8 arttı. 1 mol C3H8 12, 24, 36, 8 de 44 gramdır. 44 gram C3 H8 arttı. Tamam. Bir başka soru. 20 litre CO ile 14 litre O2 gazı tepkimeye girerse aynı şartlarda kaç litre CO2 gazı oluşur? Hangi gazdan kaç litre artar? Yine tepkimeyi vermemiş. Yazalım. CO artı O2'den CO2 oluştuğunu söylüyor. Şimdi burada ne yapalım uygun sayılarla denkleştirmek için? bir karbon, bir karbon, iki oksijen var. Burayı ya yani şöyle yapalım. Şurayı iki ile çarpalım. 2 ile çarpalım. Eşitlendim. İki karbon, iki karbon, iki oksijen de burada. iki oksijen burada. Dört, dört. Evet. Şimdi 20 litre CO yazalım. 20 litre. Peki bunlar gaz mı? Hepsi gaz mı? Gaz. Bak ne demiştik? Gazlarda, katsayılarda hacim de doğrultulu. Oksijen kaç litre? 14 litre. Başlangıçta böyle değil mi? Peki nasıl bir değişim yaşanacak? Bak kaç katı? Farklı renk alalım şöyle. Kaç katı? 10 katı. Bu kaç katı? 14 katı. Ne dedi? Kim azsa o sınırlayıcı bileşendir. Demek ki burada karbon monoksit 2 çarpı 10'dan 20 litre harcanacak. Oksijen de artık sınırlayıcı bileşenin katı kadar 1 çarpı 10'dan 10 litre harcanacak. Bu da 2 çarpı 10'dan 20 litre oluşacak. Ve son durumda karbon monoksit hiç kalmayacak. 4 litre oksijen artacak. 20 litrede karbondioksit oluşmuş olacak. Hangi gazdan kaç litre artar bu tepkimede? Oksijenden 4 litre artar diyoruz. Tamam Bu şekilde bulabiliriz. Peki yüzde verim hesaplamaları. Bir de böyle bir başlığımız var. Şimdi teorik yani kuramsal verim demek bizim şu ana kadarki hesaplamalarımızda yaptığımız değerde, değerlerdir. Yani kimyasal tepkimede denkleştirilmiş tepkimeye göre hesaplanan sınırlayıcı bileşenin tamamının kullanılmasıyla oluşabilen ürün miktarıdır. Yani biz ne diyoruz mesela burada? İşte oksijen 10 mol C3H8 3 mol alındığında 6 mol CO2 oluşur bu. Tam verimdir. %100 verimle gerçekleşmiş. 8 mol %100 verimle gerçekleşmiştir. Bu ne? tam katsayı mol yani hesaplamalarla bulduğumuz değer burada teorik değerdir. Tamam? Teoriktir ama gerçekte böyle olmuyor. Gerçekte tamamen ürüne dönüşemiyor bir madde. Gerçek verim gerçekten olan, gerçekte ne oluyor acaba? Gerçek verim Hesaplanamaz. tam? teorik verim hesaplanabilir. Gerçek verim deneysel olarak ancak gözlemlenebilir. Sen yani şimdi burada 144 gram H2O oluşacağını bu tepkime de teorik olarak hesaplıyorsun. Yani diyorsun ki 2 mol C3H8 10 mol oksijen harcandığında tam 8 mol oluşur bu da 144 gram. Ama bir bakıyorsun tepkime sonunda 100 gram oluşmuş mesela. Normalde 144 gram oluşacaktı ama 100 gram oluştu. Demek ki %100 verimle gerçekleşmedi. %100 de gerçekleşse 144 olacaktı. Acaba yüzde kaçla gerçekleşmiş ki 100 gram olmuş deyip yüzde verimi hesaplıyorsun. Tamam. Gerçekleşen tepkime sonunda oluşan ürün miktarı. Doğru orantı kullanabilirsin ya da yüzde verim demek gerçek verim yani teorik verim pardon e, gerçek verim sana sorudan verilen değer böyle teorik çarpı 100. Yani şöyle diyorum ben bunu genellikle deneysel böyle teorik çarpı 100. Tamam. Deneysel değeri teoriye bölüyorsun. Yüzde çarpınca yüzde verimi bulmuş oluyorsun. Ya da doğru orantı. Örnek bir soru. Bu tepkime de 250 gram tepkimeyi yazmış, denkleştirmiş bir şekilde vermiş. 250 gram kalsiyum karbonat ile yeterince HC ile normal şartlar altında 11,2 litre karbondioksit gazı oluşturuna göre tepkimenin yüzde verimi kaçtır? Önce şuna bakarım ben. Eğer bu tepkime yüzde %100 verimle gerçekleşseydi 250 250 gram kalsiyum karbonatla acaba kaç litre karbondioksit oluşurdu ya da kaç mol oluşurdu ona bakalım. Şimdi önce 250 gram kalsiyum karbonatın kaç mol olduğunu bulalım. 250 bölü kalsiyum karbonatın eması. Kalsiyum 40, karbon 12, oksijen 16 çarpı 3'ten 48. Toplarsak 50, 60, 100. 250 bölü 100'den 2,5 mol. Bu 2,5 mol. Teorik olarak şimdi hesaplayalım. Bir kas sayısına 2,5 mol. Yeterince HCl var bu arada. Yani 5 mol ve fazlası varmış. 2,5 mol tamamen harcanabilir yani teorik olarak. 1'e 2,5 mol tamamen harcansaydı karbondioksit 1'e kaç mol oluşacaktı? 2,5 mol. Değil mi? Ama ne diyor? 11,2 litre oluştu. 11,2 litre kaç moldür? 11,2 bölü 22,4'ten 0,5 moldür. Yani eğer ki bu tepkime %100 verimle gerçekleşseydi 2,5 mol oluşacaktı karbondioksit. Acaba yüzde kaç verimle gerçekleşti ki? 0,5 mol oluştu diyor Ya da yüzde verim için deneysel değer 0.5 bölü teorik olarak hesapladım 2.5 bölü 100. Aynı işlem zaten aslında. Soru işareti eşittir. 0.5 çarpı 100 bölü 2.5. 0.5'e böldüm 1. 0.5'e böldüm. 5. 100 bölü 5'ten 20. Aynı şekilde 1'e 5. 20. Yani bu tepkime %20 verimle gerçekleşmiştir. Zaten gerçek hayatta hiçbir tepkime %100 verimle gerçekleşmez. Ama insan vücudundaki örneğin tepkimeler %100 verimle gerçekleşir. Genellikle değil. Enzimler sayesinde, biyolojik katalizörler olan enzimler sayesinde vücuttaki tepkimeler %100 verimle gerçekleşir. Başka bir tepkime. Bu tepkimeye göre kalsiyum ve yeterince haşlerin tepkimesinde %75 verimle normal koşullarda 33,6 litre H2 oluşmaktadır. Başlangıçta kullanılan kalsiyumun kütlesi kaç gramdır? Bak 33,6 litre kaç mol? N eşittir 33,6 bölü 22,4'ten 1,5 mol değil mi? Şimdi bu deneysel olarak %75 verimle bu tepkime gerçekleştiği zaman 1,5 mol oluşmuş. Ben de diyorum ki acaba %100 verimle gerçekleşseydi ne kadar oluşacaktı? Buradan soru işareti eşittir. 1,5 çarpı 100 bölü 75. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 0,5. 0,5 çarpı 4'ten de 2. Yani H2 normalde 2 mol oluşacaktı. %100 verimle gerçekleşse teorik olarak. 1'e 2 mol ise o zaman kalsiyum da demek ki başlangıçta 2 molmüş. Yani kalsiyum başlangıçta 2 molmuş. %100 verimle gerçekleşseydi 2 mol oluşacaktı ama %100 verimle gerçekleşemedi. %75 ile gerçekleşti ve 1,5 mol oluştu. Peki 1 mol kalsiyum 40 gramsa 2 mol ne kadardır? 80 gramdır. Diyerek cevabı bulabiliriz. Diyerek konu kısmımız bitmiş oldu. Tabii ki çok fazla tepkime türü var. Müfreatta yer alan iki türü var. müfredatta yüzde verim hesaplamaları ve sınırlayıcı bileşen hesapları müfredatta var. Müfredat başında bu geçiyor. Biz de bu iki türü incelemiş olduk. Daha çok fazla detayına da girmiyoruz. Tamam. Şimdi hız ve renk yayınları TT Kimya Soru Bankası'ndan seçtiğim örnek sorularla devam edelim. Kapalı kapta gerçek, gerçekleşen kimyasal bir tepkime ait mol sayısındaki değişim grafikte gibidir. Oluşan ürün miktarı 10 gram olduğuna göre bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bir tepkimede azalan madde yani X girenlerdedir oluşan madde yani artan madde Y ve Z ürünlerdedir. E baktığınız zaman X'in tamamının harcandığını görürsünüz ve bu da 0.4 olmuş. Y 0.4 mol oluşmuş. Z de 0.6 mol oluşmuş. Şimdi burada örneğin X'in kat sayısını 1 alsam 1, 1 işte bu Z işte 1'e 0.4 ise bir rasyonel geliyor. Ama iki alsam, 2 alsam 2'ye 0.4, 2'ye 0.4, 3'e 0.6 gibi kat sayılar gelir. Bu şekilde kat yazabilirim. Şimdi tam verimlidir diyor. Tepkimeye giren maddelerden en az biri tamamen harcanırsa tam tepkime. Tam verimli tepkime. E zaten bir madde girmiş. Onun da tamamı harcanmış, sıfırlanmış. O zaman tam verimlidir. Tepkime denklemi 2 2 2'ye 3 z'dir. Doğru. Bak oluşan ürün miktarı şu ürünler toplam 10 gram değil mi? Peki kütlenin korunumu kanuna göre burası da 10 gram olması gerekmiyor mu? Ve x'ten hiç artma yok zaten. 10 gram. O zaman x'in 0.4 molü 0,4 molü 10 gram sonucuna ulaşabilirim. 0,4 molü 10 gramsa 1 molü kaç gramdır? Burada işte 2,5 katı değil mi? Ya da şöyle yapalım. 10 bölü 0,4 100 bölü 4'ten 25. Yani mol kütlesi 25 gram ama 40 gram diyor. Yanlış zaten 1, 2, 3 yok şıklarda oradan da görebiliriz. Cevap dolayısıyla D şıkkı 1 ve 2'dir. Roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin N2H4 bu tepkimeye göre artansız yakılırken 0,2 mol N2 bakın artansız olduğunu söylüyor. N2 gazı açığa çıkmıştır. Buna göre tepkimede harcanan N2H4'ün mol sayısı ve oluşan suyun kütlesi hangisine doğru verilmiştir? Bak N2 0,2 mol mu oluştu? Evet. Bir kas sayısına 0,2 mol oluştuysa bu da bir kas sayısına 0,2 mol harcanmıştır. Bu ise iki kas sayısına 0,4 mol oluşmuştur. Peki suyun kütlesini soruyordu. 1 mol su 18 gram yani n bölü 18. 18'i e 0.4 ile çarparsak 7.2 gram su oluştuğunu görebiliriz. Su 7.2 gram. N2H4 ise 0.2 mol. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Bir başka soru. 15.2 gram CS2 sıvısı ile 32 gram O2 gazı bu denkleme göre tam verimli tepkime girmektedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Tam verimli tepkime giriyor ama bu iki madde tamamen harcanıyor mu acaba? Bir tanesi bile harcansa yeter. O zaman ona bakmamız lazım. 15,2 gram CS2 kaç mol önce? En eşittir. 15,2 bölü. Eması kaç bunu? Bak karbon 12. 2 tane kükürt. 64, 12 da 72. Pardon 64, 12 12'de 76. O zaman 152 iki katı. O zaman bir virgül geri gel. 0,2 mol. O zaman CS2 0,2 mol. O2 kaç mol? Bak N eşittir 32 bölü O2'nin neması kaç? 32. 1 mol. Bundan da 1 mol var. Peki hangisi acaba tam bitiyor? Bak 1'e 0,2 kaç katı? 0,2 katı. Peki 1, 3'ün kaç katı? Mesela 3'ün 0,3 katı 0,9. 0,3 katından büyük. 0,33 kat gibi bir şey. 0,2'den büyük yani. E, küçük olan kadar bitiyordu. O zaman CS2 burada sınırlayıcı bileşendir. O zaman 1'e bu 0,2 tamamen harcanıyor. 3'e 0.2 harcanıyor 0.6 mol. İşte 1'e 0.2 mol oluşuyor. Karbondioksit için 2'ye de 0.4 mol oluşuyor. Oksijen de 1 mol vardı, 0.6 harcandı. 0.4 mol O2 artar diye. Yani 0.4 mol O2 artar. B şıkkı da doğru. C şıkkı oluşan CO2 gazı ki 0.2 mol oluştu. Normal şartlarda 4,48 litre yer kaplar. E 0.2 mol 0.2 eşittir V bölü 22,4'ten çarparsak V buradan 4,48 litredir. Doğru. 12,8 gram SO2 gazı diyor. 0,4 mol SO2 bakalım. 0,4 eşittir M bölü. SO2 bu arada 32, 32 de 64. M eşittir. 64 ile 4'ü çarparsak 240, 256 bir virgül geri gel. 25,6 gram oluşur. Ama 12,8 gram demiş. Yanlış. Gaz molekül sayısı değişmemiştir. Şöyle bakalım sıvı var bu. Burası zaten sıvıydı. Gazın şeyi 3 katsayısı burada da 1 artı 2'den 3 katsayılar eşit olduğu için burada değişmemiştir diyebiliriz. Zaten D'nin yanlış olduğunu görmüştük. Bir başka soru. Endüstride asetilen yani C2H2 üretimine ait tepkime zinciri aşağıdaki gibidir. Buna göre normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan asetilen gazı elde edebilmek için en az kaç gram karbon katısı kullanılmalıdır diyor. Peki 5,6 gram asetilen bu arada asetilenin formülünü burada yazmamışım. Ama asetilen gazı C2H2'dir. Şimdi öncelikle 5,6 kaç mol onu bulalım. 5,6 bölü 22,4'ten 1 bölü 4 yani 0,25 mol. Bakın C2H2 burada üretiliyor. 0,25 mol üretmek için 1'e 0,25 ise bu maddeden de 0,25 mol gerekir. Bu kalsiyum karbür CaC2 buradan gelecek. O zaman burada da 0.25 mol olması gerekiyor. 1'e 0.25 mol 3'e 0.75 mol karbona ihtiyacım var. Peki 0.75 mole ihtiyacım var benim. 1 molü kaç gram karbon? 12 gram. 1 molü 12 gramsa 0.75 molü kaç gram olur? 9 gram olur. O zaman cevap da C şıkkı diyebiliriz. Evet bununla birlikte sorularımızı tamamen bitirmiş olduk. Mol kavramı ünitesini de aslında bitirmiş olduk. Burada da yine hız ve renk yayınlarından 19. günün sorusu da. Burada 19. günün sorusunda cevaplarını yorumlarda sizden bekliyorum diyelim. Ve bununla birlikte 19. günümüzü de bitirmiş olduk. 29 günlük kampımızın 19 gününü bitirmiş olduk. Önemli bir eşiği atladık. 10. sınıfın en önemli ünitesi olan mol kavramı ünitesini tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonraki derslerimizde Karışımlar ünitesine başlayacağız. 3 derste onu bitireceğiz. Asit bazlar ünitesi sonra 3 derste de o. 2 derste de kimya her yerde ile birlikte artık konu anlatımımızı, TET'yi tamamen bitirmiş olacağız. 2 günde de 9 ve 10 sorular ilgili genel soru çözümü yapıp kampımızı da bitirmiş olacağız diyelim. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>